Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? İyi misiniz dostlar? Tekrar bir canlı yayında daha beraberiz. Bugün nereye geldik? Bir siteye geldik. Şöyle evet. Gösterelim. Evlere bak, göstereceğiz. Burası bizim eve çok yakın ve bugün bir ziyarete geldik açıkçası. Kimin yanına geldik? Nasıl, benim kuzenim mi? Kuzenin evet, veyahut da teyzenin kızı. Evet. Aynen. Kuzenim işte. Öyle de diyebiliriz. Bugün Tida'nın kuzeninin yanına geldik ve onlar ev almışlardı. Evet. Burada onların evine bakacağız. Hem onları ziyaret edecektik hem de biz de dedik Tayland'daki evleri gösterelim. Evdeki nasıl bir kültüre sahipler, ev kültürüne sahipler, evleri nasıl ve buradaki biraz lüks binaları size göstereceğiz dostlar. Hazırsanız başlayalım. Az önce sitenin girişinden girdik. Hemen bizim evin karşısı zaten burası. Ve buradaki gideceğimiz evin fiyatını da videonun sonunda sizlere paylaşacağız. Burada en çok sevdiğim şey ne biliyor musun Tida? Ne seviyorsun? Gördüğün gibi. Evet. Sence yeşillik. Neler? Aynen, yeşillik. Hı-hı. Çok yeşillik var. Ve müstakil evler. Yani buradaki apartman evler değiller. Hepsi müstakil. Müstakil. Dubleks. Dubleks iki katlı demek. Aa, burası satıyor. Aa, burayı satıyorlar mıymış? 5.850.000 baht. Yani 1 milyon TL'den fazla. Şuraya bakın. Merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz efendim. Hamdi Poyraz, hoş geldiniz. Şimdi bir iki dakikaya oraya varacağız. Varmadan önce sizden bir like alalım. Kalp alalım. Köpek sesi geliyor orada. Aa, köpeği duş aldırıyorlar değil mi? Köpek bakıcısı. Evet. Yani... Çok iyi düşünmüşler. Evet. Evlerine hem köpek bakıyorlar hem para kazanıyorlar. Evet. Hem taksitini öderler oraya. Evet. Evler çok büyük buralarda. Baya büyük. Dubleks. Çok geniş. Ve burada ortak bir alan var. Böyle bahçe gibi park yapmışlar. Hı hı. Orada çocuklarla gelip güzel vakit geçirebiliyorsunuz. Şurası değil mi? Evet. Şöyle ortak bir alan var herkesin kullanabileceği. Burası bir site arkadaşlar. Lüks binaların olduğu bir site. Orada hatta şey ya, Budistlerin ibadet ettiği yer var değil mi? Evet. Ortada. Sabah erken kalkıp ibadetlerini yapıyorlar. Evet, yavaş yavaş geliyoruz. Ben önden gideyim. Aynen, Tida önden gitsin. Geldiğimizi onlara bildirsin. Burası arkadaşlar Bangkok. Tayland, Bangkok, başkent. Yeni takipçilerimiz var. Zamanınızı bizle geçirdiğiniz için çok teşekkürler öncelikle. Biz böyle 2-3 günde bir Tayland'dan, yaşadığımız yerden sizlere canlı yayın yapmaya çalışıyoruz. Kültürel olarak buradaki yaşamdan falan bahsetmeye çalışıyoruz yayınlarımıza. Eğer siz de bu bilgileri güzel, yani ilginç bulduysanız paylaşabilirsiniz. Arkadaşlarınızı etiketleyebilirsiniz. Ve bu arada eve geldik arkadaşlar. Tayland'ın eşimin Taylandlı kuzeninin yanına geldik. Onlar da Müslümanlar. Böyle kocaman, büyük bir ev. İlk önce evin içinden başlayalım mı? Dışından başlayalım. Böyle çocukların kumu var. Kum oynanan yer, kumları toplamışlar. Geçen geldiğimizde burada kumlar vardı. Yağmur yağınca herhalde onları toplamışlar. Burada güzel böyle çay içmelik
vakit geçirmeye yer var. Ve bunlar da kaktüs işine başlamışlar. En son geldiğimizde bunlar yoktu. Burada görüyorsunuz farklı farklı kaktüs çeşitleri var. Sizden mesaj atanlar oluyor Sedat, kaktüs tohumları lazım falan diye. Araştırıyoruz, bakıyoruz. Onunla ilgili bir video çekmek isterim. Kaktüslerle ilgili. Çünkü... Burada da kaydırak var, salıncak var. Yani evin etrafı böyle. Yani çok geniş oturma yeri var. Boş vaktinizde çıkıp böyle güzel hava alabilirsiniz sabah. Şimdi böyle garajı var. Buraya iki tane araba rahat sığabiliyor. Evet, şimdi evin içine gireceğiz. Onların da haberi var. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bunlar da onların yavruları. Burası birinci kat. Böyle oturma yeri var. Klima. Klima zaten şart. Burada Allah'ın emri. Klimasız yaşayamazsınız. Bunlar da birinci katları. Böyle çok iyi. Ayırabiliyorsunuz böyle. Böyle oda yap, yani özel bir alan oluşturulabiliyor burada. Bazen böyle yatak koyuyorlar böyle yere. Yatakta yatıyorlar. Eğer aileleri, yakınları, akrabaları falan geldiği zaman böyle yerde. Ve Tida da bize mutfağı göstersin. Normalde Tayland'da mutfak yok değil mi? Var tabii ki ama yani bazı evlerde İnsanlar mutfağı önemsemiyor, o yüzden. Aynen, dışarıdan yedikleri için böyle evde mutfak yok. Var ama böyle kullanmıyorlar. Ama burada Tida'nın kuzeni, ismi neydi? Duşta. Yani Duşta bazen şey yapıyor, böyle kek falan yapıyor. Facebook falan atıyor, bize yolluyor bazen. O bayağı aktif yani. Şunu hatırladınız mı dostlar? Bunda somtam yapıyorlar. Papaya salat. Böyle mutfak var. Burası da dışarı çıkıyor zaten. Az önce gördüğünüz gibi. Burada büyük ihtimalle tuvalet vardı. Ah, burası çıkış bir şey. Burası aynen. Burası tuvalet. Görüyorsunuz. Yukarıda da var. Bir tane tuvalet. Yani aşağısı böyle çok geniş. Çocukların böyle. Metong K ve ne? Çocuklar çıkamasın diye böyle yapmışlar. Aşağıda böyle kocaman bir salon var. Ailecek vakit geçirebilmek için. Ve burada yukarı çıktığınız zaman da kaç tane oda var burada? Bir. Hayır. Ha, yukarıya çıkan da var değil mi? Şey, çatı katına değil mi? Evet. Burada işte bir tane oda burada var. Bu yukarı çatı katına çıkıyor. Burada bir tane daha lavabo var. Duşakabin falan da var, görüyorsunuz. Ve burada iki tane daha oda var. Çocuklarla işte onların yattığı. Çok güzel. Evet. Şimdi çatı katına bakacağız. Bekleyin dostlar. Evin fiyatını birazdan az sonra sizlerle paylaşacağım. Yani bu kadar büyük bir evin yani o fiyata değdiğini sizler de düşüneceksinizdir. Açabileceğiz mi? Okay. Çatı katına gidiyormuş burası da. Ev o kadar büyük ki. Tam benlik bir yer ya. Şuraya bakın. Buraya böyle bak, klima da var burada. Masa sandalye atacaksın böyle. Yağmur yağarken şurada kitap okuyacaksın. Çok güzel vakit geçirilir. Oo, çok terledim. Burası çok sıcak.
38 derece falan vardır herhalde. Okey. Aşağı inelim aşkım. Şimdi bahçeye inelim. Hem hava alalım. Bahçeye inelim, hava alalım. Hem de sizlere buranın fiyatını hesaplayalım. Çünkü çok büyük rakamlar. Ya da burada dursak mı ya? İyi böyle burası. Evet dostlar, şimdi burası Bangkok başkenti değil mi? Size öyle demiştim. Ve burası Minburi. Oturduğumuz belde Minburi. Şu maskeyi çıkartayım. Minburi beldesi. Ve Minburi'nin Kukua mahallesi mi diyelim artık? Kukua mahalleden de büyük ya. Böyle Kukua kasabası diyeyim artık, tamam mı? Çünkü biraz kırsal alan burası. Ve burası fiyatları çoğalıyor arkadaşlar. Fiyatı artıyor. Çünkü buraya BTS gelecek, Skytrain gelecek. Aynı metro istasyonu falan. Böyle ulaşım daha kolaylaşacağı için buradaki yerleşim yerleri artık pahalılaşmaya başladı. Bizim oturduğumuz yerde kirası artıyor yavaş yavaş. Buranın fiyatı arkadaşlar 6,5 milyon baht. 6,5 milyon baht. Yani yaklaşık 1,5 milyon TL arkadaşlar. 1,5 milyon TL. 6,5 milyon baht değil mi? 6,5. Yani 6 milyon civarında. Sadece ev. Ne? Yani evin içine de çok para harcadılar, değil mi? 1 milyon. Yani evin içine de yaklaşık bir 250 bin TL harcamışlar. Yani televizyondur, mobilyadır, şudur budur. Yani onlara bayağı pahalıya mal olmuş. Taksit. Ama taksit de ödüyorlar, değil mi? Taksit. Aylık ne kadar taksit ödüyorlar? Yani eğer böyle evde kalacaksa ve o kadar borca girmişlerse aylık... Onu soruyor şimdi. Yani yaklaşık 40 bin baht. 40 bin baht ödüyorlar yaklaşık. O da ne yapıyor? Yaklaşık 1500 dolar falan yani. 1300 dolar. 1300-1400 dolar. Ve arkadaşlar sizi tekrar dışarıya şey yapayım. Dışarıyı göstereyim. Dışarısı benim. Bu evde en çok sevdiğim nokta dışarısı. Şöyle. Sabah dışarı çıktığınız zaman böyle güzel, temiz hava. Böyle ağaçlar sizi karşılıyor. Sadece binalar değil. Az önce çatı katı, evet şuradaymış bakın. Çok güzel bir yerde ya. Recep Cuhadar, ev sahibi ne iş diye yapıyor diye sormuşlar. Tida'nın kuzeni, onların bakkalı var, marketi var. Buradan yaklaşık bir 4-5 kilometre ötede. Markette yani A101 BİM gibi neredeyse. Çok eşya satılıyor. Yiyecek, içecektir falan. Bunlar sadece bir aile kalmıyor burada. Bildiğim kadarıyla onların anneleri de yani bu onlara destek veriyor. Yani... Hafta sonu burası dolup taşıyor böyle. 2-3 aile birden geliyor. Tida'nın teyzeleri geliyor. İşte dayıları geliyor falan. Bayağı büyük bir aile. O yüzden böyle hafta sonu çok güzel vakit geçiriyorlar burada. Onlar da bize söyledi. Sedat, biz senin videolarını izliyoruz. Onlar Türkçe anlamadığı için. Hani videolarda sağ olasınız, çok izliyorsunuz. Onlar dedi bizim eve de gösterebilirsiniz. Ben dedim neden olmasın. Evet böyle arkadaşlar. Tayland ev turu. İçini dışını gösterdik. Büyük bir site de böyle. Tabii sadece bakkalla yani alınacak bir ev değil burası. Onların daha ekstra çalıştığı, ihracat, ithalat yapan teyzesi de var. Yani nasıl diyeyim? Bakkalla olacak şey değil ki bu. Neyse dostlar, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ama bir dakika, biz Tide'yle şimdi buradan çıkıp sokak yemeklerini de gösterelim sizde. Hem benim karnım acıktı. Karnım kazındı. Hem de size biraz
hem evi göstermişken de evin dışında hemen sokak şurada sitenin dışında sizlere sokak yemeklerini de gösterelim. Eğer sokak yemeklerini izlemek istiyorsanız canlı yayında kalabilirsiniz. Ben Tida'yı söyleyeyim. Ama ilk önce onlara teşekkür ederim bize evlerini açtıkları için. Zaten her hafta sonu açıyorlar neredeyse. Okay. Kondu yemale. Samnoy kwa. Hey. Bye. Khang na mai. Na sai ban. Khap mai ha. Lai phi lai phi. Şimdi birazdan dışarı çıkacağız. Çay. Hoyak du ahan thai. Okay. Onlara teşekkür edelim. Teşekkür edelim. Kapıma kap. O da şey, bir çocuğu daha geliyor. Üç tane çocuğu vardı. Şu an dördüncüsü geliyormuş. Çok güçlü bir anne kendisi. Tayland kadınları gerçekten çok güçlü ya. Evet Tida. Evi gösterdik. Tida az önce bir şeyler aldı oradan. Çok acıkmış. Ha, gimbal'ın kutusunu alacak şimdi. İyi ya, buradan en azından arabaların sesi gelmiyor ana yoldaki. Sait neredeyse de tüm. Sait'i dedesiyle beraber bıraktık. Bisiklete biniyorlardı. Zaten bizim evin karşısı burası. Bir 15-20 dakika bakabilir misin diye bisiklete biniyorlar. Burası bize çok yakın. Yürüme mesafesinde. 500-600 metre falan. Yani aylık 40 bin baht ediyorlar. O da 10.000 TL. Aynen, aylık 10.000 TL ödüyorlarmış yani taksit olarak bu eve harcadıkları masraf. Tekrar söyleyelim arkadaşlar, bu ev 6 milyon baht. Kendisi bir de üzerine 1 milyon baht harcamışlar. Toplam 7 milyon baht. Nereden baksanız 1.7 milyon TL epey. 1.6, 1.7 milyon TL. Çok büyük bir mevla. Yani bizim böyle ev almamız için kaç tane Sedat'ın ömrü geçmesine. Oo, Hindistan cevizine bakın. Evin önünde. Evin önünde bakın. Bak burası birisinin evin önü. Bu da Hindistan cevizi. Şuna bak. Kaç tane var? Oo, tanesini 20 watt'tan satsa var ya. Hemen Türk kafası. Tanesini şundan satsan. Şimdi sitenin önüne gideceğiz. Burada 7-Eleven var. 7-Eleven bayağı şeyler satıyor şu an. Hani şu an akşam vakti olduğu için saat kaç arkadaşlar? Saat ya 10 var. 6'ya 10 var akşam. Akşamüstü. Ve şu an işten çıkanlar, iş çıkışı insanlar falan hep böyle 7'nin önlerine durup meyve, sebze, yemek ne ararsa alıp eve geçiyorlar. Hem burası da ana yol zaten. Tida? Efendim? Ne yapıyorsun? Arkadaşımla konuşuyor. Niye utanıyorsun ya? Utanmıyorum. Sen çok profesyonel canlı yayıncısın. Evet. Aa, teşekkürler. Öyle diyorlar. Benden daha iyi Türkçe konuşuyormuşsun. Evet. Şimdi geldik. Bakalım ne alacağız bugün. Oo, bu teyze. Bu teyzeyi hatırlıyor musunuz dostlar? Oo, hoy hoy.
Şöyle kızarmış midye oluyor burada. Kızarmış midye alalım. Kızarmış midye alacağız. Ha? Hoy tor. Hoy şey demek. Midye demek. Tot da kızartmak demek. Burayı 2 ay önce herhalde video çekmiştim. Burada. Hatta Pad Thai videosu. 10 TL'ye Tayland sokak yemeği. Nagin makap. Çok lezzetli görünüyor. Siparişimizi verdik. Kızartılmış midye siparişimi verdim. Başka ne alalım? Şey, portakal suyu alalım mı? Şuranın portakal suyu güzel oluyor. Taze sıkılmış. Üç tane. Tanesi 20 baht portakal suyunun. Tanesi 5 lira yani. Görüyorsunuz akşam işten çıkan arabaları. İnsanlar da akşam buralara geliyor, böyle 7-Eleven market önü. Soruyorsunuz orası Müslüman bir ülke mi? Evet, Müslüman var ama biz Müslümanların yoğun olduğu yerde yaşıyoruz, Minburi'de. Kukua bölgesi burası. O yüzden siz çok Müslüman görüyorsunuz. Yani Bangkok içine gitsek orada daha az Müslüman var ve Müslüman görmek daha zorlaşıyor. Biz böyle Müslümanların yaşadığı yerde yaşadığımız için öyle gözüküyor size. Tamam. Yok, bu kadar yeterli ya, fazla yemeyeyim. Ha bir de şey, kızarmış tavuk alalım. İki tane yeterli. Üç tane alalım, birin. Şimdi Sait de yer benimle beraber. Böyle gazlı tüpe bağlı olan yerde pişiriliyor. Burada da yam salatası var. Acılı bir salata. İçinde böyle soğan oluyor, sebze falan oluyor. Tamam. Şimdi midye kızartmasını alalım. Soranlar oluyor dostlar. Tayland'daki Müslümanlar hangi mezhebe bağlı? Buradakiler Şafii mezhebine bağlı. Benim gördüğüm Taylandların çoğu Şafii mezhebinde. Tida da öyle mesela. Eşim de Şafii. Böyle arkadaşlar. Yayınımızı izlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın ve takip etmeyi unutmayın ki diğer canlı yayınlarda da beraber olalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın efendim. Hoşça kalın.